Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben Nazlı, nefes ve yaşam koçuyum. Aynı zamanda Kundalini yoga eğitmenliği yapıyorum. Böyle bir terapi şeklinde, hiçbir zaman bir tanı tedavi aracı olmayan ama böyle 45-50 dakika bir mat üzerinde gerçekleştirilen bir seans. Aslında ben normalde genetik mühendisliği okudum. Çok da severek okudum bölümümü. Daha sonrasında 3,5 yıl farklı bir sağlık alanında çalıştım. Daha sonrasında işte yaşadığım stres, sıkıntılar sebebiyle sağlığım biraz kötüye gitmeye başlamıştı. O noktada da nefes seminerine gitme kararı aldım. Oradan sonra yolculuğum başladı. Hayatımdaki dönüşümleri görünce başkalarına da vesile olmak için nefes koçluğu eğitimi almaya karar verdim. Merak edip bir seans gelen de tabii ki olabilir. Hani bu konsept neymiş gibi. Ama onun dışında eğer kişi yaşamında belli bir dönüşüm görmek istiyorsa spesifik bir konuda, o zaman belli bir düzende belli bir süre gelmesi öneriliyor. Fakat bu kişinin hikayesine göre değişkenlik gösteriyor tabii ki. Aslında o nefes tutmalarımızla birlikte limitli nefes alışkanlıkları oluyor. Yani 3 yaşından itibaren zihnin devreye girmesiyle bu yaşadığımız olaylar, işte ağladığımızda, duyguyu yaşamak istemediğimizde, korktuğumuzda, her nefes tutuşumuzda aslında yaşamda nefesimiz limitlenmeye başlıyor ve bu sefer de o hani doğal, bizim o her şeyi yapabilir halimizden uzaklaşmaya başlıyoruz. Burada tekrar o hali hatırladığımız için aslında hem manevi tarafta, hem fiziksel etkileriyle, hem de bilinçaltı tarafında tekrar yaşamımızda o yüzden dönüşümler yaşıyor oluyoruz. Şöyle farklı gibi gözükse de aslında çok benzer konular var. İşte panik atak, anksiyete, kaygı konularında, sırt, bel ağrısı, boyun ağrısı. Tabii bunların tıbbi bir sebebi olmayan ki aslında tıbbi birçok şeyin psikosomatik olduğu kanıtlı. Eş zamanlı terapi sürecine devam edip gelen çok danışanım var. Psikiyatri desteği daha önce almış, artık bunu ilaç yoluyla yapmak istemeyip bir araç olarak kullanan var. Duygusal yeme, stresi, ilişkilerde ifade problemi, romantik ya da ailevi ilişkilerde problem yaşayanlar, kendini daha sevmeye, öz şefkat duygularına ihtiyacı olanlar, aslında şöyle belli bir farkındalığı var olan ve bunu yaşamında somut eylemlere dönüştürmekte de birazcık desteğe ihtiyacı olan kişiler de diyebilirim aslında, hani böyle genel anlamda bütün konuları baz alacaksam. Onun dışında kronik yorgunluk, uyku problemi, odaklanma, konsantrasyon problemi yaşayan kişiler sıklıkla başvuruyor nefes seansı için. Böyle spesifik konuları olmayıp ya ben bir merak ettim ya da kendimle zaten kişisel gelişim yolculuğumda çalışıyorum, bunu da bir denemek istiyorum, faydası olacağını düşünüyorum diyenler de var. Ben onlardan biriyim bu arada. Yaşantımda da o daha güven hissi, cesaretle adım atma, erteleme kararsızlık döngülerimin bitmesi, duygusal yeme tarafımla özgürleşmek, araba kullanma korkumu bu şekilde atlatıp şu an somut olarak her gün güvenli bir şekilde kullanıyor olmak, kendimi olması gerektiği anda istediğim şekilde ifade edebilmek, sıfırdan mesleğimi değiştirmek gibi gibi aslında yaşantımda böyle bir sürü değişimler gördüm. O yüzden sınırlamayın. Zaten nefes yaşam demek ve yaşamdaki tüm konulara da nefes seansı ya da günlük uygulayacağınız nefes teknikleri zaten mutlaka ki bir karşılık getiriyor olur.